Sevgili izleyenler, Sağlık Vakti programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Bu hafta çok kıymetli bir konuğumuz var. Kendisi hem yayın öncesi verdiği bilgilerle bizi ağırlamasıyla gerçekten burada çok keyifli bir ortam oluşmuş oldu bizler için. Hem çalışma ortamı hem de yani çayımızın tazeliğine kadar hocam. Evet. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Osmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Zeki Öner konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş programımıza bulduk. Biz de hastanenize hoş geldik. Siz de hoş geldiniz. Gerçekten sizleri burada misafir etmek, ağırlamak bize de gurur verici bir olay oldu. Öncelikle bu programların yapılması ve emek verilerek düzenlenmesi, buradan halkı aydınlatmak açısından da çok önemli bir işler yapıyorsunuz. Eğer bu yaptığınız işlere de bizim de katkımız oluyorsa da biz de çok mutlu oluruz. Evet, tekrar hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Katkı ne demek? Sizin zaten bilgilerinizi biz aktarıyoruz. Evet. Bu kadar işinizin de arasında ki hatta biz aylar öncesinde aslında planladık ama evet. Hastanenin de çok yoğunluğu. Tabii zor bir süreçti vardı. Covid nedeniyle. Evet. Covid nedeniyle. Hocam hemen aslında meme kanseri konuşacağız ama Covid ile ilgili şimdi çok da merak da ediyoruz ya. Bir geldiğimiz nokta nedir? Bir iki dakika bahsederseniz ondan. Bu aşı süreci evet. Ne bekliyor bizi? Biz ülke olarak Covid'de iyi bir yerdeyiz. Önce güzel planlama yaptık. Bütün eğitim, araştırma hastaneleri, sağlık düzeyindeki çalışmalar. Gerçekten iyi bir yerdeyiz. Şükür son bu kapatma olayları ve hastanelerin, acil durum hastanelerinin aktivite kazanması, hastaların oralarda planlanması, son dönemlerde de aşının planlanması. Umarım ülkemiz yaza daha düz ortama geçecektir diye düşünüyorum. Umarım hepimizin temennisi evet. O. Evet. Hem Sağlık Bakanlığı'na, Sağlık Bakanımıza, bakanlık çalışanlarına ve bütün en alttaki sağlık ekiplerine kadar tabii bu arada, büyük emek var. Tabii bu arada toplumumuza da bir mesaj vermek istiyorum. Bu kapatma sürecinde kişilerin de bu işe disiplinli olarak uyması gerekiyor. Maske takmak, mesafeyi sağlamak evet. Bunlar önemli bir süreç. Kesinlikle onu da söyleyelim. Hep derler ya her şeyi devletten bekleme diye. Mutlaka tabii. Biz yani. Uymayanımız da çok. İşte evet. Sahiller dolu, işte her yer dolu. Evet. Bunları biraz tabii kendimize de bir otokontrol yapıp mutlaka, dikkat etmemiz yani, gerekiyor. Evet. Çünkü insan hayatı bu. Şakası evet, yok. Kesinlikle öyle. Diyelim. Evet. Şimdi hocam bizim konumuz meme kanseri. Evet. Özellikle hanımefendileri çok yakından ilgilendiren. Gerçi konuşuruz erkeklerin de belki muzdarip olduğu bir durumdur. Aynen tabii yani sadece bu meme kanseri evet. Sadece bayanların sorunu değil, %1 oranda erkeklerin de sorunu olabiliyor. Evet olabiliyor. Evet. Onu da soralım aslında. Kesinlikle. Önce hocam bu meme kanseri nedir? Hangi durumda kanser ortaya çıkıyor? Oradan başlayalım. Şimdi şöyle, önce tabii meme organı kadınlarımız için çok önemli bir organ. Çünkü bunun bir doğumdan sonraki beslenme fonksiyonu, yavrumuzu beslemek açısından önemli bir fonksiyonu var. Diğer bir fonksiyonu da cinsellik bir fonksiyonu var. Tabii ki bu iki faktör bizim için, kadınlarımız için önemli bir olay. Tabii bu faktörleri önemli olunca bunlar içerisindeki bu organı kaybetmemek de önemli bir süreç günümüzde. Bunun için de erken teşhise yaklaşım çok önemli. Şimdi erken teşhiste bizim için önemli olan olay, kadınlar bu konuya önem vermeli, bilinçlenmeli ve periyodik olarak takiplerinde bunları belli bir program dahilinde yapması gerekiyor. Biliyorsunuz eskiden meme kanserlerinde çok geç fark ediliyordu. Günümüzdeki bu radyolojik incelemeler, tetkik ve tarama programlarının alınması ile dolayısıyla erken fark edilip memeyi koruyucu yöntemlerle bu kanser ameliyatını ortadan kaldırabiliyoruz. Günümüzde 8 kadından birisi yaşam sürecinde meme kanserine yakalandığını biliyoruz. Bu nedenle bu süreç içerisinde takipleri periyodik olarak yapmak lazım. Anladığım en önemli şey bir takip çok önemli. Kesinlikle, burada. Kesinlikle evet. Peki bu risk faktörü nedir? Yani 8 kadında biri dediniz. Evet. O hangi kadınlar daha çok risk altında? Evet, yani bir kere kadın olmak başlı başına bir risk. Kadın olmak. Yani ne kadar erkekte de çok az olsa bile kadın olmak başlı başına bir risk yani. İkincisi ailesinde meme kanserine yakalanan özellikle kız kardeşi, anneannesi ve kadın grubundaki o kişilerde meme kanserine yakalanan bir veya iki kanser vakası olan kişilerin periyodik olarak programlamalarını düzgünce yapmaları gerekiyor. Özellikle meme hastalıklarında
kişi önce meme kanserine yakalanmadan önce neyi nasıl yapmasını gerektiğini bilmeli. Her kadın kendi göğsünü bir kere hekimden önce her ay muayene etmesini bilmeli. Yani kendi kendine muayene yöntemini yapmalı. Burada yöntemi her adetten sonraki dönemde eliyle kendi göğsünü muayene etmeli. Bunun özel teknikleri var. İşte sol memesini muayene ederken sağ elin 3 parmağı ile her tarafını muayene ederek göğsü tanımak. O tanıdığı göğüste daha sonra farklı bir oluşum ortaya çıkarsa hemen hekimine başvurmak çok önemli. Kendi kendine muayene yöntemi. Çünkü meme yağlı bir organ. Oradaki olan problemleri fark edemiyorlar kişiler. Dolayısıyla kanser vakası o yağlı organda belirli bir düzeye geçince bazen geç kalanmış olabiliyoruz. Onun için kendi kendine muayene yöntemini sağlamalı. Ondan sonra da her yıl periyodik olarak takip edilmeli yani. Peki işte kadınlar evde kendini kontrol ederken kulağın dışı bir şey gördü. Evet. Ve bir hekime gitti. Buradaki o süreç nasıl işliyor? Yani hekimin yanına geldi. Evet. Ve şikayetini dile getirdi. Sonra nasıl bir süreç işliyor? Genel olarak bu tarzı, bu muayene yöntemini hekim, genellikle genel cerrahi uzmanları bunu değerlendirebiliyor ama daha önemlisi işte aile hekimleri de kendi bölgesindeki kadınları periyodik olarak muayene etmeli. Orada fark ettikleri bazı sorunları ilgili olan kişiyle göndermeleri gerekiyor. Diyelim ki memede muayene ettiği zaman, burada bir problem hissettiği zaman da önce genel cerrahi uzmanına giderek buradaki memedeki problemi değerlendirmek gerekiyor. Hekim muayene eder. Oradaki problemi kitle varsa ki en önemli şey kitledir. Yani o kitle varsa bu kitleye yaklaşımı nasıl yapmalı? İşte önce bir ultrason yöntemiyle. Ultrason konusunu açmışken genellikle 35-40 yaşından önceki takiplerimizde bizim ana hedef ultrasonla göğüsü tanımak. O ultrason yapıldığı zaman da hekimin fark ettiği veya hastanın fark ettiği kitleyi ultrasona bakıp o kitlenin natürü yani cins tipi nasıl onu değerlemek lazım. Ultrasonla genellikle o kitlenin yapısının kanser olup olmadığını anlayabiliyoruz. Eğer olay kansere yakın bir kitle tarzındaysa ki ultrasonik incelemeler bunlarla bu ses dalgalarıyla çok rahat anlaşılabiliyor. Eğer o kitle kansere yönelik bir şey ise ondan yanında işte mamografi, genellikle 35-40 yaşlar arasında kansere ait bir kitle ise mamografi ile memenin diğer kadranları, her iki memeyi de değerlendirebiliyoruz. Mamografi ile değerlendiriyoruz. Sonra gerekirse ameliyat cinsi, ameliyata gidecekse koruyucu yapabilir miyiz diye MR'la bunu destekliyoruz. Kitle tespit edildi. Eğer bizi alarm edecek bir durumsa o kitlenin biyopsi yöntemiyle, işte ince biyopsisi var, trukat dediğimiz kalın iğne biyopsisi var. Bu biyopsiyle kitleyi değerlendiriyoruz. Kitle eğer kanser ise ondan sonra işte başka yaklaşımlar oluyor. Cerrahi yaklaşımlar oluyor. Cerrahi öncesi kemoterapik yaklaşımlar oluyor. Onlar inceleniyor yani, takip ediliyor. Ameliyat en son tercih mi olur burada? Şimdi ameliyat yok. Meme kanserinde eğer biyopsi yapılıp patolojiye gittiyse, o patolojide eğer meme kanseri tanısı konmuşsa, bu hastanın öncelikle sosyoekonomik durumuna bakmak lazım. Sosyal durumu gerçekten onun takibini yapabilecek düzeyde midir? Öyle ki kişi farkında değildir. Bunun takibini yapamayacak düzeyde ise, onun cerrahi işlemlerinde bazen meme koruyucu değil de mastektomi yapıyoruz, memeyi alıyoruz. Ama günümüzde artık bunları her kadın istemiyor. Dolayısıyla bu hastanın meme koruyucu, meme kanserini tedavisinde, cerrahi tedavisinde meme koruyucu yapabilir miyiz? Meme koruyucu yapabileceksek memeyi koruyucu yöntemlerle memenin kitlenin etrafını alıp koltuk altının değerlendirmesi yöntemiyle yapıyoruz. Veya ileri düzeyde ise bunun ameliyat öncesinde kemoterapik ajanlarla bu tümörün küçültülmesi daha sonra da meme koruyucu cerrahi yapılabiliyor. Tabii oraya bir tedavide, meme koruyucu cerrahinin kemoterapik tedavisinde kitlenin kaybolmasına kadar giden gerçekten üst düzey tedavilerimiz ülkemizde yapılıyor. O kitlenin kaybolmasını önlemek için de oraya bir klips koyuyoruz ki daha sonra kaybolan şeyi, tümör alanını biz onu yakalayıp çıkartabilelim.
Bu kadar zor bir işlem değil evet, yani. Evet, çok multidisipliner bir olay. Yani bunun içerisinde sadece genel cerrahi değil tabii. Medikal tedavisinin yanında işte bunun içerisinde patoloji giriyor, radyoloji, radyasyon onkolojisi giriyor, medikal onkolog giriyor, psikologlar giriyor. Yani multidisipliner bir olayla memeyi tedavi etmeye çalışıyoruz. Aslında ilginç bir kapı da açtınız. Psikolog dediniz. Burada hastaların görünüşlerinden dolayı ayrıca bir psikolojik tabii etkisi de oluyor mu hastaların? Şimdi şöyle, yani çoğu zaman biz hastalığı tanısını koyduğumuz zaman da işte kendisine böyle bir olayın olduğunu, bunun cerrahi tedavisinin olduğunu, bazen bu cerrahi tedavisinin mastektomi dediğimiz memenin alınmasına kadar gittiğini ama koruyucu yöntemle de olabileceğini bunu hastaya anlatsak bile hasta ister istemez göğüs kaybını yaşaması artı ondan sonraki süreçte yaşamsal beklentilerindeki sıkıntılar, işte çocukları varsa çocukları, eşi varsa eşi, bunların hepsi gerçekten bir psikoterapi açısından takip edilmesinde de fayda var diye düşünüyorum. Yani, bunları biz yapıyoruz yani. Ne kadar zor sevgili izleyenler. Bir hastalığın aynı zamanda iç dünyasında insanın evet, bir takım yarattığı da hisler oluyor yani olumsuz manada. Tabii. Peki, tabii yani bir kadının göğsü alınması çok önemli bir olay. Yani kaybettikten sonraki kesinlikle süreç. Bunu belki bizler yaşamıyoruz, belki fark etmiyoruz ama kadınlarımızın iş dünyasında, ben yakından bu işle ilgilendiğim için evet söyleyeyim, iş dünyasında gerçekten bir deprem oluyor yani ister istemez. Biz de onun kaygılarını ortadan kaldırmakla yükümlüyüz. Görevimiz sadece ameliyat yapmak değil, ondan sonraki problemlerine gerçekten psikolojik olarak da, medikal açıdan, sosyal açıdan da destek sağlamak en önemli görevimiz yani. Evet, evet. Yani hekimlerin işi gerçekten zor. Şu anda zaten hep bildiğimiz bir şey evet ama yani tedavi ettik, işte meme tümörü aldık memeden ve bitti, kapattık değil yani. Onu kesinlikle, bile, hayır hayır. Yani nasıl hasta takip diyorsunuz, evet, bir de hekimin de bir takibi var bir tarafta. Kesinlikle, yani biz bu hastalarla, benim Kütahya'daki çok güzel bir, yani orada çalıştığım uzun süre, biz onlarla gerçekten bazen nikahlanıyoruz yani böyle. Çünkü her türlü problemlerinde hekimini arıyor. Bu problem oldu, şurada bir şey çıktı. Onlarla gerçekten şey oluyor, içli dışlı yaşamsal süreç senelerce devam ediyor. Doğrusu da bu. Yani ameliyat yaptım, benim işim bitti değil. Öyle değil yani, öyle olmaması gerekiyor zaten. Ama çok zor işte, hekimlere evet bir kez daha evet saygı duyduk. Peki hastaların hasta olmadan önce kadınların yapması gereken bir şeyler var. Hani bir egzersiz, beslenme ya da işte sigara, alkol zaten tüketmesinler de. Evet. Bunu tetikleyen işte genetik dışında başka faktörler de var mı? Yani şimdi şöyle, başka farklı bir şey, başka risk faktörleri, onlara çok fazla değinmedik ama mesela genetik faktörler önemli, onu bahsetmiştik. Mesela sigara içme, fazla kilo, ondan sonra yani menopoza girdikten sonra menopoz sürecinde östrojen içerikli preparatların kullanması, bunlar risk faktörleri içerisinde değerlendiriliyor. Yani kilo çok önemli bir olay. Kiloyu mümkün olarak almamalarını öneriyoruz. Çünkü kilo dediğimiz faktör, o yağlardan da östrojen üretilebiliyor. Dolayısıyla üretilen östrojen meme kanserini tetikleyebiliyor yani. Çok enteresan. Peki şimdi süremizin sonuna doğru geliyoruz ama şunu da sormak isterim. Çok az da olsa erkeklerde de görülme kesin, evet, şey var. Erkeklerdeki bu şey risk nedir? Hangi durumda? Şimdi erkeklerde de bir meme glandı var. Yani meme dokusu var. Meme dokusunda çok nadir de olsa oradaki süt kanallarından tümör gelişiyor ama erkeklerdeki tümör gelişimi ve seyri kadınlara nazaran çok agresif oluyor. Onlar çok erken kaybedebiliyoruz. Çünkü çok kolaylıkla koltuk altına metastaz yapabiliyor, uzak organlara metastaz yapabiliyor. O bakımdan erkekler de dikkatli olmak zorunda. Ama hep kadınlara özgü değil tabii bu. O bakımdan önemli. Şey, tehlikesi yine aynı mı yani süreç? Hayır, hayır. Erkekte oluşan meme kanserleri kadınlara nazaran aşağı yukarı çok daha yüksek oranda riskli oluyor. Yani daha görünme agresif oranı az ama riski daha yüksek. Ölüm oranı az değil. Ölüm oranı daha fazla erkeklerde. Yok, görülme oranı. Ha, görülme yani oranı az. Bizde bir oranda ama riski çok. Seyri, prognozu seyri daha agresif, daha hızlı yayılıyor. Erken kaybedebiliyoruz bunları. Peki meme kanseri tedavisinde yani neresindeyiz Avrupa'daki tedavi yöntemlerinin, bu teknolojik şimdi gelişmenin? Gerçekten ülkemiz son 20 yıldır medikal alanda çok büyük gelişmeler kaydetti.
Ben tabii meme kanseri konusunda gerçekten Avrupa'da ve Amerika'da hangi yöntemler uygulanıyorsa ülkemizde bu yöntemleri çok rahatlıkla uygulanabiliyor, yapılıyor. Özellikle kanser tedavisinin öncesinde, neoadjuvan dediğimiz öncesindeki tedavide kanseri tamamen ortadan kaldırabildiği gibi ameliyat sonrasındaki kemoterapik ajanların etkili olması, radyoterapik ajanların etkili olması bize bu konuda yüksek oranda yaşam kalitesi sunuyor. Hastanemizin çalışmalarından da bahsedelim isterseniz evet. Son bölümde. Çünkü burası hakikaten hem çok büyük bir hastane. Evet. Yani lokasyonundan dolayı hasta gelen sayısı da çok fazla. Evet. Mutlaka ki işte meme kanserinden dolayı da geliyorlardır. Meme kanseri şimdi, tedavisinde hastanenizin... Evet, şimdi o konu şöyle. Bizim Gaziantep ilçesi İstanbul'da yanılmıyorsam 3. veya 4. büyük ilçe nüfus planlaması içerisinde. Eskiden Sultan Gazi ile beraber 1 milyonu buluyordu ama şu anda yanılmıyorsam 520 bin nüfusa sahip. Bizim hastanemizde meme hastalıkları merkezimiz var. Gerçi hastanemiz uzun vadeler geçirdi ama bu meme hastalıkları merkezi içerisinde ultrason, mamografi ve hemen o anda biyopsi yapmak kolaylıkla hemen yapılabiliyor. Ve çok yoğun bir poliklinik oranı var. Hastalıkları da bu konuda bilinçlendi, insanlar da bilinçlendi. İyi yerdeyiz yani, onu söyleyeyim. Yani gönül rahatlığıyla kesinlikle gelebilirler. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Diyoruz. Çok güzel aslında. Başka ne sorulabilir? Her şeyi de anlattınız ama bir şeyi de sormak isterim. Yanlış yaptığımız şeyler de olabiliyor belki hanımefendilerin. Yani memeyi koruma anlamında. Şimdi şöyle, ben şunu fark ettim. Yani bizim meme hastalıklarında doktora gitme konusunda biraz sıkıntılı. Gerçi ülkemiz son yıllarda bunu aştı. Çok rahatlıkla kadınlarımız erkek veya bayan doktor ayırt etmeden meme hastalıkları konusunda hekimine gidiyor. Ondan bilgi alıyor. Aha. Mamografisini, ultrasonunu, muayenesini çok rahatlıkla yaptırıyor. Bu bizim için çok sevindirici bir olay. O bakımdan ülke maçından da çok mutluyum. Eskiden gidemiyorlardı, bayan doktor arıyorlardı ama şimdi artık öyle bir tercihleri yok. Evet. Ama tabii yine istenirse de bizim bu açıdan da deneyimli bir bayan ekibimiz de var. Evet. Hastanemizde bayan doktorlarımız var. Meme konusunda da onlarla da ilgileniyorlar. Bizim çok iyi bir ekibimiz var gerçekten. Evet, evet. Eminim zaten biz gördüğümüz çekim evet. Dışında evet. Gerçekten hepsi işin ehli. Bir evet. Taraftan da hani kibar, o da çok önemli. Evet. Kibar yüzlü ve kibar olmaları evet. insana bir daha bir güven veriyor. Tabii. Bizim perşembe günleri bizim tümör konseylerimiz oluyordu. Gerçi Covid ve yangın nedeniyle bunları bir süre erteledik ama tümör konseylerimiz oluyor. O tümör konseylerinde kanserle ilgili hastalar deklare ediliyor. Onlar tartışılıyor. Tedavi planları çiziliyor. O bakımdan biz iyi yerdeyiz. İyi yerdeyiz. Daha da iyi olacağız inşallah. Peki iyi yerdeyiz. Bu çok bir kere sevindirici de bir şey. Evet. Bu ülkenin bir vatandaşı olarak evet. Gurur da duyuyoruz. Evet. Genelde sağlık alanında bu yeni hastanelerimizin, tabii, araç tabii. Gereçler tabii. Bu konuda da herhalde epey şimdi bir aşama kaydedildi. Ülkemiz ve bakanlığımız gerçekten sağlık alanında çok büyük yatırımlar yaptı. Bu yatırımların bize kazanımları yüksek. Avrupa ile mukayese ettiğimiz zaman da çok çok iyi yerlerdeyiz. Yani evet. Önemli olan bunları verimli kullanabilmek. Bunları kesinlikle. topluma faydalı bir şekilde sunabilmek bizim için en önemli faktördür. Biz o bakımdan da bakanlığımıza, ülkemize kesinlikle teşekkür öyle. Ediyoruz. Kesinlikle gurur duyduk. Keşke hastalık olmasın. Tabii ayrı yani. Konu evet, ama evet. Bu pandemi sürecinde işte Avrupa'nın göbeğinde, Almanya'da, İngiltere'de, özellikle İtalya'da evet. Yaşananlar artık doktorlar ölecek hastayı seçmeye başlamışlardı. Yani, evet. Yetersizlikten dolayı. Yani evet, ülkemiz o bakımdan çok iyi yerde. Ben gurur diyorum yani. Evet, evet, o yüzden gerçekten aşağı yukarı evet. Programda teşekkür ediyoruz zaten. Evet, evet. Sayın Bakan'a da müthiş yani, en tepeden en aşağısına kadar bir koordinasyon da sağlanmış. Bunu yani. Da görmüş olduk pandemide. İlk belki bir bocalama oldu, ilk süreç belki ilk birkaç hafta ama çok çabuk organize olundu. Evet. Yani hem bakanlık tabii. Sağlık çalışanların emekleri evet. Yani yatsınamaz. Gerçekten çok çok emek verdi. Çok kesinlikle. Kayıplarımız da oldu. Onların hakkı ödenecek gibi değil. Onlara şükran, kaybettiklerimize de rahmet diliyorum yani. Kesinlikle. Şimdi programın sonuna geldik ama hocam yani son bir söylemek istediğiniz bir mesajınız varsa evet. Deneyiminizle onu da alabiliriz. Yani ben özellikle kadınlarımıza tabii seslenmek istiyorum. Yani 30 yaşından sonra özellikle
kadınlarımız her zaman kendi kendilerine muayenelerini yapmaları lazım. Bu kendi kendine elle muayene yöntemini yapmaları gerekiyor. Göğüsü tanımaları gerekiyor. Tanıdığı o göğüsteki farklı oluşumları hiç çekinmeden hekimlere, aile hekimlerine, aile evet. hekimlerden sonra ilgili uzman arkadaşlarımıza gitsinler. Belli programlar çerçevesinde radyolojik görüntüleri, ultrason, mamografi gibi şeyleri yaptırsınlar. Çünkü erken teşhis sağladığımız zaman biz memeyi koruyabiliyoruz. Çok önemli yol kat ettik bu konuda. Hanımlarımıza özellikle bunu öneriyorum yani. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ve vakit ayırdınız. Sağ olun. Gerçekten çok sağ olun. Sevgili izleyenler, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Osman Paşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Zeki Öner konuğumuzdu. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Biz de haftaya aynı gün ve saatte görüşmek üzere diyelim. O güne dek hoşça kalın.